Son günlerde her yerde karşımıza çıkıyor. Televizyonlarda, gazetede, internette enflasyon hortladı, canavar geri döndü söylemlerini sıkça duymaya başladık. Peki nedir bu enflasyon? Enflasyon. Zam şampiyonu. Enflasyon. Bu bir fiyatta enflasyon yok. Enflasyon. Evdeki hesap çarşıya. Uymuyor. Enflasyon. Enflasyon. Ya enflasyon denince aklımıza ilk gelen zam. Bunun sebebi olarak yani ülkemizde enflasyon denince ihraç ettiği ürünlerde yani bizim istemimiz dışında tüketim mallarında mesela. Benim bildiğim kadarıyla hayat pahalıdı. Ama literatürde serbest piyasadaki paranın alım gücüyle olan paritesi, parasal süreci diyebiliyorum ben. Enflasyon mal ve hizmet fiyatlarının sürekli yükselmesidir. Yani sadece bir malın veya hizmetin fiyatının tek başına artması değil, genel olarak her şeyin fiyatının sürekli artmasıdır. Peki 9 yaşındaki bir çocuğa enflasyonu nasıl anlatacağız? Şöyle deneyelim, geçen yıl 5 liraya aldığı dondurmayı bu sene 10 liraya alıyorsa enflasyon artmış demektir. Neden 5 lirayken fazla oluyor ki? Yani dondurma kalmadığı için sonra diğer insanlar gelince ona veremiyor gibi bir şey mi? Evet. Talep enflasyonu tam da böyle bir şey. Ona birazdan değineceğiz. Enflasyon oranları açıklandı ve o verilere göre bir yıllık enflasyon oranı %15,39 oldu. Bu oran son 14 yılın en yüksek oranıydı. Bu istatistiğe göre geçen yıl 10 liraya yediğimiz hamburger bugün 11,5 lira oldu. Mesela sürekli bir deyim vardı tek hanelere inmesi. Şu anda çift haneler ama çift hanelerin en küçük rakamları yine de. Mesela biz esnafız. Bizim ham madde ürünlerimize gelen zamları biz yansıtmaya çalışacağız. Bu da müşteride olumsuz etki oluşacak. Peki niye oluşuyor bu enflasyon? İki büyük nedeni var. Birincisi talebin artması. Diğeri ise yükselen maliyetlerin fiyatlara yansıması. Maliyetleri anlatacağız ama önce bir talep enflasyonundan bahsedelim. Ürünün fiyatı nasıl oluşuyor? Mal ve hizmet miktarı taleple kesiştiği noktada fiyat karşımıza çıkıyor. Bazen merkez bankaları piyasaya karşılıksız para sürüyor. Bu fazla para miktarı da satın alma talebi olarak karşımıza çıkıyor. Başka türlü anlatırsak ne kadar fazla paramız olursa o kadar fazla harcamak istiyoruz. Böyle olunca talep artıyor, buna karşılık piyasadaki mal ve hizmet o talebi karşılayamıyor. O zaman da üretici malının ya da hizmetinin fiyatını arttırıyor. Çünkü artık karşısında kendi malını daha yüksek bir fiyata almaya hazır bir kitle buluyor. Maliyet enflasyonunda ise durum biraz daha farklı. Üretici malını üretirken ham madde, enerji, işçilik gibi bazı girdi maliyetlerine katlanmak zorunda. Arz talep dengesi bozulduğunda, döviz kurları arttığında, uluslararası ticaret dengeleri değiştiğinde maliyetler yükseliyor. O zaman da üretici bu artan ürün maliyetlerini fiyatlara yansıtmak zorunda kalıyor. Tüm üreticiler böyle yaptığı zaman da her şeyin fiyatı artıyor. Böyle olunca da enflasyon karşımıza çıkıyor. Mesela onu yapmak için malzeme alıyor ama o malzemeler pahalı. O yüzden onun da parası az kalıyor. O yüzden daha pahalıya satıyor. Üretim maliyetimiz ne kadar yükselirse enflasyon bizim açımızdan o kadar yükselmiş sayılıyor. Ülke olarak baktığımızda döviz ne kadar yükselirse o kadar fakirleşiyoruz genel anlamda. Genel anlamda tabii ki işlerimizde çok büyük düşüşler var eskiye göre. Şu an biliyorsunuz finans uzmanları bile işi bırakıyor. Yani o kadar öngörülemez bir ekonomiye sahibiz ki yani neyin ne olacağı hiç belli değil. Enflasyon çok hoş bir şey olmuyor. Zam gelmesi bizi sıkıntıya sokuyor. Hani zaten bazen istiyoruz hani zam gelmesi de rahat etsek, hani bu strese girmesek. Ama tabii mecbursun, yapacak bir şey yok. Şu müessesenin dönmesi, hatta malın, ürünün kendi gövdesindeki maliyetin dışında çok maliyetimiz var bizim. Mesela kiraya böldüğün zaman, elektriği sattığın ürüne böldüğün zaman, personel giderleridir. Karl Otto Pöhl'ün de dediği gibi enflasyon diş macunu gibidir. Bir kere çıktı mı geri dönmek çok zordur.